Size daha önce birçok videomda giriş kapılarından bahsetmiştim, hatırlıyor musunuz? Hani dünyanın belirli bölgelerinde giriş kapıları olduğunu ve bunların bir kısmının Orta Doğu'da, bir kısmının kuzey ve güney bölgelerinde olduğunu söylemiştim. Şimdi arkadaşlar, bu kapılardan 7 tane var. Biz sadece 3 tanesinin yerini biliyoruz. Ama bir ihtimal dahilinde 4. bir kapının da yeri bulunmuş olabilir. Neyden bahsettiğimi gizli bir video kaydından anlayacaksınız. Şimdi konuya ilk önce birazcık değineceğim. Sonra size gizli video kaydını izleteceğim. Bu video kaydını izlediğinizde derinlere, çok derinlere inildiğinde sıra dışı bir kapıdan, daha doğrusu sıra dışı bir giriş bölgesinden bahsettiğimi ve onun nasıl bir yer olduğunu göreceksiniz. Antarktika'da çok ilginç bir yer çekimi anomalisine benzeyen, daha doğrusu kütlesi çok büyük olan, sanki giriş kapısını andıran gizemli bir cisim mi diyelim artık, gizemli bir yer mi diyelim veya giriş mi diyelim, artık orasını video izledikten sonra siz karar vereceksiniz. Yıllardır araştırılan bu cismin hala ne olduğu bulunmasa da bilim insanları bazı tespitler yapmayı başardı. Bilim insanları işin içinden tabii ki hala çıkmış değil. Antarktika'da yıllar önce keşfedilen ve Wilkes Land yerçekim anomalisi adı verilen devasa objenin gizemi henüz kimse çözemiyor. Bu objenin en büyük özelliği ise dünyanın neredeyse hala bilinmeyen yaratıklarından, deniz ortamındaki yaratıklarından tutun doğadaki tüm hayvan cinslerinin neredeyse yarısının burada olduğu düşünülüyor. Çünkü henüz tam anlamıyla keşfedilmiş bir yer değil. Daha doğrusu zaten keşfedilmeye izin verilmiyor. Hani Piri Reis haritasında size bahsetmiştim ya, Piri Reis üzerine bir çizgi çekmişti haritada. Buraya gidilmemeli diye. Belki de o çekilen çizgi burası. Çünkü buraya giden bilim adamları bunu bir türlü çözemiyor. Daha ilerisine zaten şartlar izin vermiyor. Havadan bile görüntü almak çok zor. Uydulardan zaten beyaz bir katman görüküyor. Yani anlayacağınız çok gizemli bir yer. Hala sırrı çözülmüş değil. Bilim insanları Güney Kutbu'nun buzullarının altındaki devasa objenin görüntüleri karşısında dünyadaki tüm insanlar gibi onlar da büyük bir şaşkınlığa ve şok içerisinde kalmışlardı. Obje yaklaşık 245 kilometrelik bir alana yayılmış ve derinliği de 848 metreyi buluyor. Ancak sırrı çözülemiyor. Arkadaşlar, 245 kilometreden bahsediyorum. İstanbul'un Anadolu yakasından neredeyse Sakarya'nın sonu, belki biraz daha ilerisi. Bazı bilimciler bu objenin devasa bir asteroid kalıntıları olabileceğini düşünüyor. Eğer bu teori doğruysa, bu asteroid dünyadaki deniz canlılarının %96'sını ve karalardaki canlıların %70'ini içerisinde barındıran veya yok eden, etmeye sebep olmuş olan bir asteroid parçacığı. Fakat bu gibi olaylarda her zaman yaşandığı gibi internette dolaşan farklı teoriler var. Bazı komplo teorisyenleri bunun çok büyük çaplı bir UFO saldırısı ya da Hollow Earth, yani oyuk dünya denilen, oyuk dünyaya giriş kapılarından bir tanesi olan yer olarak gösteriliyor. Şimdi aslında bizi burası ilgilendiriyor. Neden bundan bahsediyorum biliyor musunuz? Çünkü Piri Reis haritasında size 7 tane gizemli kapının olduğunu, daha doğrusu bunlardan bir tanesinin üzerinin çizildiğini, o üzeri çizilmiş haritanın da devamının elimizde olmadığını size söylemiştim. Çünkü Piri Reis haritasında yazılan yazı, buraya gidilmesi tehlikeli, yani yasak bölge olarak geçilmiş. Anlayacağınız, Piri Reis bundan binlerce yıl önce buraları görmüş ve buralara gidilmemesi gerektiğini söylüyor. Yani bu tarafta Antarktika'nın güney bölgeleri oluyor. Şimdi anlayacağınız arkadaşlar, neden Antarktika'nın güney bölgesi veya orta kısımlarına tam manasıyla gidilmiyor? Uçaklarla birçok kez keşif yapılıyor. Keşiflerde gökyüzünden görülebildiği kadar belirli aralıklarla devasa çukurlar görünüyor. Bu devasa çukurların bir tanesine kamera yerleştiriyorlar. Şimdi videoda izlediğiniz gibi o çukurlardan bir tanesine yerleştirilen kamera neredeyse bir sonsuzluğa gidiyormuş gibi gidiyor. Ama sonu bir türlü bulunamıyor. Yani anlayacağınız, bize 845 metre derinlikten bahsediyorlar. Ama 845 metre değil, tamı tamına 3400 metre kamera ilerletiliyor. Ve o oyuğun içine bu kamera koyulduğu halde ne yazık ki dibine varılamıyor. Yani asıl istenilen noktaya gidemiyor. Çünkü bir süre sonra artan basınç kamerayı ezip büzmeye başlıyor. Yani anlayacağınız, burada çok ama çok garip bir şey var. Daha doğrusu buranın altında gizemli bir şey var.
belki de gerçekten oyuk dünya teorisi yarı yarıya doğru veya Piri Reis'in dediği gibi gizemli yaratıkların bölgesine açılan bir kapı var. Tabii biz buraya gizemli yaratıklardan bahsediyoruz ama burası gizemli yaratıklar değil de belki de Allah'ın yaratmış olduğu farklı canlılar, farklı alemlere açılan kapılar da olabilir. Yani alemlerden bahsim farklı insan alemi de olabilir. Yani illa Allah-u Teala sadece Ademoğullarını yaratmış değil bu dünyada. Biliyorsunuz bin bir çeşit varlık ve yaratık var. Belki de birçok evliyanın, alimin veya sahabenin söylediği olaylar belki de gerçekten bu giriş kapılarından sonra farklı alemlere açıldığında belli olacak. Yani anlayacağınız arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istiyorum. Beni yanlış anlamayın. NASA şu an Mars'ı, Ay'ı veya evrenin belirli bölgelerini araştırma yapıyor. Ben NASA demeyeyim çünkü NASA dediğim zaman insanlar biraz gıcık kapıyor. Özgür bilimciler diyelim, dünyayı veya atmosferi, zamanında Müslüman bilim adamları da evreni ve atmosferi araştırmıştı. Ama belki de biz elmayı, daha doğrusu yemek istediğimiz elmayı dünyada barındırıyor olabiliriz. Veya dünyanın herhangi bir bölgesinde de barındırıyor olabiliriz. Ben şundan da bahsetmek istiyorum. Dünya haritasının tamamıyla bir yalandan ibaret olduğunu da size söylemek istiyorum. Bunu neden söylüyorum? Düz dünyacı değilim veya işte yumurta dünyacı da değilim veya dairesel yuvarlak dünyacı da değilim. Ben şundan bahsetmek istiyorum. Bize dayatılan sistemin artık tamamıyla sorgulanması gerekiyor. Çünkü 5-10 tane fikirden çıkmış ve halkı tamamıyla ellerinde yönlendiren bir sistemin bence artık çürümesi ve çürütülmüş olması gerekiyor. Çünkü dünyanın belirli bölgelerine gittiğiniz zaman veya herhangi bir uçak gezisi yaptığınız zaman sanki dünya daha farklı gibi geliyor size ve bazı komplo teorilerinden bahsetmeyeceğim. Bu teorilerin birçoğu gerçek zaten, ben bunu çok iyi biliyorum. Ama siz bunu isterseniz bir araştırın. Dünya haritasının çok farklı çıktığını göreceksiniz. Bugün uçakların bile Türkiye'den kalkıp Avrupa üzerinden Amerika'ya gittiğini düşünebilirsiniz. Ama bugün Japonya'dan kalkan uçakların da direkt Amerika'ya yolculuk yapmadığını da göreceksiniz. Çünkü bunların yaptığı yolculuklar çok farklı rotalardan ilerliyor. Bunun için de dünya üzerindeki uçakların gittiği rotaları da inceleyebilir, görebilirsiniz. Yani internet elinizin altındayken araştırmalarınızı bol bol yapabilirsiniz. Dünya haritasının tamamıyla bir sahtekarlıktan ibaret olduğunu da kendiniz göreceksiniz. Dünyanın belirli bölgelerinin bizden gizlendiğini, belirli bölgelerinin uydulardan silindiğini, hepsini tek tek incelediğinizde anlayacaksınız. Bakın size neyden bahsettim? Piri Reis haritasında üzeri çizilmiş bölgenin tehlikeli ve girilmemesi gerektiği söyleniyor. Bu bölge belki de Güney Antarktika'nın belirli bir bölgesiydi ve Piri Reis de buraları gördü ve buralara gidilmemesi gerektiğini bize harita üzerinde çizerek uyardı. Şimdi arkadaşlar bakın şundan da ince şekilde bahsetmek istiyorum. Şimdi videolarda izlediğiniz belirli bölgelerdeki çalışmaların üzerine milyon dolarlar yatırılıyor. Boş bir incelemeye milyon dolarlar hiçbir devlet yatırmaz. Bilime değer verilmesi ayrıdır. Bilimi ne için kullandıkları ayrıdır. Bakın bugün bilimin geldiği nokta insanlara zarar verecek noktaya ulaşmış durumda. Neden bunu söylüyorum? Yeni bir dünya düzeni kurmak istiyorlar. Bu yeni dünya düzeninde insanların sınıflarını ayırıp insanları birer piramit şeklinde kat kat dizecekler. Yani zamanında beyazlar, sarı ırklar, işte siyahiler gibi ayrım yaptıkları bir düzene gireceğiz. Yani onlar için yeni bir düzen, yeni bir dünya. İşte bu adlandırdıkları olaylar yavaş yavaş günümüzde hızlı bir şekilde 2050 yılına kadar devam edecek. Videolarımın içerisinde birçok ipucu bırakıyorum size. Bunları lütfen iyi bir şekilde inceleyin. Daha fazlası da var videoların içinde. Araştırdığınız zaman onların neler olduğunu kendiniz göreceksiniz. Hiçbir videom boş değil arkadaşlar. Bugün en ufak hadis ve ayetlerden tutun Yecüc Mecüc'e varana kadar her şeyde size güzel bir ipucu bırakıyorum. Dünya üzerinde güzel oyunlar oynanıyor. Ben onların platformları üzerinde size yayın yapıyorum. Bazı kelimelerim kısıtlanıyor. Yeri geliyor tüm abonelerimi kaybediyorum. Yeri geliyor birçok videolarım engelleniyor. Elimden geldiği kadar size ulaşıp, elimden geldiği kadar doğru bilgileri vermeye çalışıyorum. İngilizce veya Fransızca, Almanca makaleleri saatlerce çevirmeye çalışıyorum. İnsanlara neler yapmak istediklerini size anlatmaya çalışıyorum.
Bakın, bir mutasyon üzerinde çalışma yapıyorlar. Belki bir veya bir buçuk ay içerisinde size farklı bir virüsün mutasyona uğramış halini, hiç bir şekilde insana zarar vermeyen o mutasyon virüsünün nasıl insanlara yavaş yavaş zarar verdiğini kendinize göreceksiniz. Bu virüs üzerinde büyük bir çalışma var. Kaynağı da arkadaşlar şu anki yeni dediğimiz Çin. Yeni Çin dememin sebebi şu arkadaşlar. Eski Çin güçsüz, hakir ve fakirdi. Ama yeni Çin'de tüm dünyanın sermayesi aktarılmış ve laboratuvarların hepsi oraya taşınmış durumda. Bu sermayeyi de taşıyan Londra'nın merkezindeki Deccal'in ta kendisidir. Bakın, uyarıyorum sizi. Bir veya bir buçuk ay içerisinde bunu not alın ve bir köşeye kaydedin. Dediğim gibi Antarktika'da gizemli bir olay var. Bu gizemli olayın arkasında 3 sebep olabilir. Birincisi, Piri Reis'in bahsettiği giriş kapılarından bir tanesi. İkincisi, gizemli dünya dışı yaratıkların bulunduğu yerler. Üçüncüsü ise gerçekten Antarktika'nın bilinmeyen, çözülemeyen bir sırrı. Biz bu üçü arasında kalmış durumdayız. Ama benim tahminimce oyuk dünya teorisi denilen, daha doğrusu Aiken'in ortaya attığı bir teoriden bahsediyorum. Oyuk dünya denilen teorinin burada gerçekleşmiş hali var. Ama onun bahsettiği farklı, bizim bahsettiğimiz farklı. Belki de bizden daha gelişmiş insanoğlu var. Biz bunun farkında değiliz. Beni dinleyip beni takip ettiğiniz için Allah sizden razı olsun. Hepiniz tek tek Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.